Agadan uzaklaşıp 12 yaşındaki egemen olabileceğin hiçbir yer yok mu bu dünyada? Beklediğimden güzel bir gündü. Oturalım mı? Olur. Ya işte öyle. Zeynep'i hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ve Sanem'in tavrı da çok enteresandı bugün. Nasıl yani? Şöyle. Kapıyı güler yüzle açtı. Bağırmadı, sitem etmedi. Beni kovmadı. Hatta içeri davet etti. Kızının iyiliğini istediğini anlamış demek ki. Umarım. Onu gördüğünde ne hissediyorsun? Kimi? Sanem'i mi? Uzun zamandır evli kalmışsınız. Aşık olarak evlenmişsiniz. Belki onu gördüğünde... Biz Sanem'le üniversitede tanıştığımızda... birbirimizin gözlerinde bambaşka insanlar gördük. Ve o gördüğümüz insanlara inandık. Fakat sonra anladık ki... ikimiz bambaşka hayallerin peşinde koşuyormuşuz. Aynı şeylere baktığımızda bile bambaşka şeyler görüyormuşuz. Yine de Sarp ve Zeynep için bir süre kendi hayallerimizi unutup birbirimizin hayallerine, olmadığı tek ortak bir hayale inanmaya çalıştık. Onu da beceremedik. Ve nihayet anladık ki Sanem'le Sarp'ın acısından başka hiçbir şey paylaşamayız. Gerçi Sanem onu da paylaşmaya yanaşmadı. Hasılı, belki kelimesiyle ifade edilebilecek. Hiçbir ihtimal yok ikimiz arasında. Ve bu ikimiz için de böyle. Bak Mahir, ben aslında senin için endişeleniyorum. Büsbütün bu adamları karşına aldı. Mehmet onların dilinden anlıyordu. Ama senin dilin başka. Ne sen onların dilinden anlarsın ne de onlar seni. İşte bu yüzden ben... Mehmet için değil de... daha çok senin için endişe ediyorum. Bugüne kadar hayatın bana yaptıklarının yanında onların yapabilecekleri hiç kalır. Benimki yarım bir hayat. Bir yanım ölü, bir yanım diri. Kızım, öğrencilerim, dostlarım için yaşamaya değer. Bunun yanında eğer oğlum orada bir yerde beni bekliyorsa onun için de ölmeye değer. Yani Sunu Hanım, yaşasam da ölsem de sevdiklerimin yanında olacağım. Benim için endişelenmene gerek yok.